Bugün sizlerle Manisa İmalat Sanayisindeki küçük, orta ve büyük ölçekli firmalarımızın teknik kapasitelerini artırmaya yönelik yeşil dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi amacıyla ilan ettiğimiz program detayları hakkında konuşacağımız bir bilgilendirme toplantısı yapacağız. Ben konuma ilişkin sunuma geçmeden evvel Sayın Genel Sekreterimiz Kutlu Eser'e açılış konuşmalarını yapmak üzere söz vermek istiyorum. Hepinize katılımlarınız için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Genel Sekreterim. Ya, teşekkür ederim Can Sanım. Ee, çok saygıdeğer değer Manisa ilimizin e, e, önemli büyük şirketlerinin önemli şirketlerinin e, kıymetli temsilcileri. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Bizleri mutlu ettiniz. Bugün sizlerle beraber Can da bahsetmiş olduğu programla ilgili bir tanıtım ve bilgilendirme yapılacak. Tabii ki bu program. Malumunuz Manisa özelinde bir program olacak. Bunun sebebi 2021 yılında Bakanlığımız tarafından Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda merkez olarak dizayn edilmiş ancak bölgesel olarak yürütülmekte olan ve belli şehirleri içine dahil etmiş olduğu bir program bu. Üreten Şehirler Programı. Burada Manisa ilimiz bu illerden pilot illerden bir tanesi. Dolayısıyla da. Manisa bu açıdan da önemli. Tabii bu üreten şehirler programı bizim için şu anlamda önemli. Bakanlığımızın tasarımında malumunuz büyük şehirlerde bir yoğunlaşma oluyor sanayi anlamında. Bunların ülke geneline yayılması önemli yeni cazibe merkezleri oluşturmasına yönelik yapılan bir çalışma. Bu hem stratejik anlamda önemli hem de e, yeni e, çekim merkezleri oluşturmak lazım ki e, yani malumunuz hani bir deprem olsun Allah korusun Marmara tarafında diğer taraflardaki üretim kapasitesiyle Marmara tarafındaki üretim kapasitesine dikkate aldığımızda e, gerçekten de sonuçları e, ağır olacak e, durumlarla karşılaşacağız. Bunların bertaraf edilmesine yönelik bir çalışma sonucunda Manisa elimizde bu programa dahil edilmiş. Bugün sizlerle e, bir e, teknik destek programı hakkında detaylı görüşeceğiz. Yüzde yüz e olacak bu. E, yeşil dönüşme ilişkin malumunuz e, çok revaçta bir konu ve e, bu konuyu günceli gündemi takip edenler, e, uluslararası arenada da e, rekabetçi bir e, konuma gelecekler. Biz de... E, bu programı Manisa elimizde başlatarak inşallah sizlerin de başvurularını alarak e, hayata geçirmeyi planlıyoruz. E, tekrar katılımlarınız için e, çok teşekkür ediyorum. Başvurularınızı bekliyoruz. E, güzel sonuçlar alıp e, bu pilot uygulamanın sonucunda belki bölgemize yay yayacağımız, bölgemizde de uygulayabileceğimiz e, Kütahya, Afyon, Karahisar e, ve Uşak illerinde de uygulayabileceğimiz bir yapıya da dönüşürüz inşallah katkılarınız ve katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Buyurun Can Hanım. mikrofonun kapalı Can Hanım. Ee, çok teşekkür ederim Sayın Genel Sekreterim. Hazır Genel Sekreterimizin kamerası açıkken müsaitlik durumunuza göre sizlerden de istirham etsem e, kameralarınızı açarsanız toplantı ilişkin bir fotoğraf çekimi gerçekleştirmek istiyorum. Es zamanlı olarak e, chat kısmından da bahsettim az evvel. E, Katılımcı isim, soy isim ve firma adı olarak da e, isimlerinizi revize edebilirseniz e, bundan sonrası için toplantıya katılım sağlayan kişilerle doğrudan kontağa geçebilmemiz için bizim için kıymetli bir veri olacak katılımcı listemizi etkin bir şekilde oluşturabilmek adına. E... Sanırım e, çekim işlemi tamamlanmıştır. Tekrar teşekkürler. E, ekran paylaşımını da yaptıktan sonra artık sunuma geçebilirim. E, Sayın Genel Sekreterimizin de bahsettiği gibi e, Zafer Kalkınma Ajansı olarak biliyorsunuz TR33 bölgesi olarak nitelendirilen Afyon, Karahisar, Manisa, Kütahya ve Uşak illerinde faaliyetlerini gösteren bir ajans iken çok da yaygın olmadığı şekilde sadece Manisa iline özel bir e, program ilan ettik. E, programın ismi tabii biraz uzun olduğu için ben sunum esnasında da MusTD olarak ve, e, bahsetmeye çalışacağım. E, Metropoller dışındaki iller, sıçrama tahtasının ucundaki iller, e, ülkenin ihracatına katkı sağlayan sanayiye yoğun üretim gerçekleştiren iller olarak nitelendirilen Manisa, Kayseri, Adana, e, Bursa, Balıkesir gibi iller için özel çıkılmış bir tek e, destek programıydı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından üreten şehirler destek e, üreten şehirler programı 2001, e, 2021 yılından beri e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu programı yürütüyor. Biz de Zafer Kalkınma Ajansı olarak 2023 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bir proje yazdık ve bu proje kapsamında dedik ki Manisa ilinde faaliyet gösteren özel sektör firmalarımızın yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik teması alanında biz teknik kab kabiliyetlerini Kapasitelerini artırmak istiyoruz. Bu kapsamda bu firmalarımıza aktarabilmek adına e, bir fon talep ediyoruz dedik. Bir rehber hazırladık bakanlığımıza sunduk ve bu rehber kapsamında bakanlığımızdan e, bu programın da mali kaynağını oluşturan 6.2 milyon TL'yi bu program kapsamında kullanılmak üzere ilimize aktarmış olduk. Biz de şimdi e, Üreten Şehirler programı kapsamında temin ettiğimiz 6.2 milyon TL'yi MUSTEDE kapsamında bu alanda hevesli, e, yenilikçi, ihracat e, konusunda çalışmaları olan, eee Manisa ilinde faaliyet gösteren ya da Manisa ilinde şubesi bulunan siz değerli özel sektör firmalarımıza aktarabilmeyi hedefliyoruz. Bunun için de MUSTEDE MUSTED programına başvuru yapmanızı sizlerden bekliyoruz. Ee, sanırım genel olarak Manisa, neden sadece Manisa ilinde bu çağrıyı e, yayınladığımızı aktarmış olduk. E, bu pilot bir uygulama dediğimiz gibi inşallah bu program başarılı sonuçlara erişir. Bu programın çıktıları Manisa için ciddi bir dönüşüm sağlar. Sizler için ger, e, sizler için olumlu geri dönüşler aldığımız bir program halinde yayınlanır. Buna bağlı olarak da inşallah diğer illerimizde de yaygınlaştırabileceğimiz bir program haline gelir. Peki neden? Firmalarımızın teknik kapasitesini arttırmaya yönelik belirlediğimiz tema yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik oldu. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü e, üreten şeyler programı bize der ki özel sektörün teknik kapasitesini e, geliştirin. Temayı da e, bizlerin belirlediği bir noktada ilerletmemiz gerekiyordu. Biz de yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik seçtik. Bildiğiniz üzere küreselleşen dünya insanlık için teknolojik ilerleme sağlarken bir taraftan da dönüştürücü bir etki yaratıyor. İklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma, sanayinin çevre dostu bir şekilde büyümesi uluslararası toplumların ajandasında birinci sırada karşımıza çıkan bir madde olmaya başladı. Bu bağlamda 21. yüzyıl aslında yeşil dönüşümün öne çıktığı, çevresel boyutta büyük adımların atılmasını gerektiği bir dönem olacak. Hepimiz bunu çok yakından takip edebiliyoruz. Milan Oyun sonrası dönemde uluslararası toplum tarafından yeşil dönüşme yönelik hedefler belirleniyor ve bu hedeflere ulaşılması için zorlayıcı birçok yaptırım var, önlem var diyelim. Bunları siz bizlerden çok daha etkin bir şekilde bizzat tecrübe ediyorsunuz. Ee, Avrupa Yeşil Mutabakatı AB 2050 Sıfır Karbon Hedefleri bu anlamda önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkmakta. Ülkemizde küresel gelişmelere uyumlu bir şekilde Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğu Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı hazırladı. Enerji, endüstri, ulaşım, tarım ve birçok sektörde sürdürülebilir uygulamaları benimseyerek mücadeleci bir yaklaşımla e, ciddi şekilde uluslararası düzenlemelere uygun adımlar atmaya başladı. Belgelerinde... Cansu Hanım, e, slide değişiyor mu? Yok, e, değişmiyor Sayın Genel Sekreterim. Şu an bilinçli olarak değişmiyor aslında belgeler üzerinde yapılan bu değişimlere istinaden tabii ki kamu olarak bizlerin de aksiyon alması gereken bazı hususlar yer alıyor. Biz de özel sektörün öncü olarak birçok düzenlemeye tabi tutulduğu bu süreçte kamu olarak özel sektöre destek olacak nitelikte adım atmak durumundayız. Biz de güncel gelişmeleri takip eden... Çok özür dilerim. Güncel gelişmeleri takip eden, öncü olma prensibiyle faaliyetlerini sürdüren kalkınma ajansları olarak, e, yeşil dönüşüm temasında bil, e, bilinci arttırmayı, farkındalığı arttırmayı, yeni süreçlerde proaktif rol almayı hedefleyecek şekilde bu programın ilanını gerçekleştirdik ve temamızı bu şekilde belirledik. Ben bugün sizlere Mustede programının Öncelikle amacından, bu amaca ulaşmak için belirlediğimiz önceliklerden. Program kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerden bu programa ne şekilde başvuracağınızdan, başvuru için başvuruya uygun olmak için gerekli olan kriterlerden bahsedeceğim ve sizlerden aldığımız bu başvuruların e, bizler tarafından ne şekilde değerlendirileceği hakkında sizleri e, kısaca bilgilendirmeye çalışacağım. Bu toplantının bir eğitim toplantısı değil, bilgilendirme toplantısı olduğunu lütfen aklınızda tutun istiyoruz. Çünkü biz zaten bu programla ilgili 2 Eylül itibariyle bir rehber yayınladık. Bu rehberin de detaylıca hazırlanmış ekleri var. Ajansımızın internet sitesinde sunumun akabinde ben zaten bu alana nasıl erişim sağlayacağınızı da sizlere göstermeye çalışacağım. Ee, bu aslında bir fragman gibi değerlendirebilirsiniz. Çünkü biz rehberde yazan her şeyi böyle detaylarıyla sizlere aktarmak istemiyoruz. Özellikle rehberimizi açın, okuyun, inceleyin, buradaki dokümanları değerlendirin. Ona bağlı olarak da projelerinizi bize sunun istiyoruz. Böyle küçük Trik noktalardan bahsedeceğim ama açıp incelemeyi size bırakacağım. Ondan da e, kısaca böyle e, satır arasında bahsetmek istedim. Programımızın amacı ve önceliklerinden bahsedeceğim. Az evvel açılış konuşmasında da bahsettiğim gibi Manisa'da imalat sanayinde ki firmalarımızın küresel ölçekte rekabet güçleri, gücünü arttırmak istiyoruz. Bu anlamda küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerimizin yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemek istiyoruz. Baş, başında da söylediğimiz gibi e, programın uygulama ili yalnızca Manisa ili. Manisa ilinde faaliyet gösteren veya Manisa ilinde yasal şubesi bulunan firmalarımız e, Manisa ilinde gerçekleştirilecek olan bu programın faaliyetlerinden yararlanabilecekler. Biz bu amaca ulaşmak için 3 ana öncelik belirledik. Önceliklerimiz yansıda görüldüğü üzere... Birinci önceliğimiz aslında programın e, temel önceliği gibi değerlendirilebilir. İşletmeleri yeşil dönüşüm fırsatları açısından değerlendirilerek işletme özelinde yeşil dönüşüm fırsatları analiz raporu hazırlanmasını birinci öncelik kapsamında bekliyoruz. İkinci öncelik kapsamında firmalarımız bünyesinde aslında yeşil dönüşümün sürdürülebilir kılınmasını hedeflediğimiz için sürdürülebilirlik uzmanı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu iki öncelikten de anlayacağınız üzere firmalarımızın teknik kapasitesini %100 CB ile arttırmayı hedefliyoruz diyoruz. Bu sadece eğitim ya da sadece danışmanlık şeklinde yürütülecek bir program olmayacak. Hem danışmanlık hem de eğitim faaliyetlerini yoğun bir şekilde içeren bir program olacak. Üçüncü önceliğimiz ise evet sürdürülebilirlikle ilgili bir e, fırsat analiz raporu hazırlanacak. Firmalar için yeşil dönüşüm analiz raporu hazırlanacak. Burada bazı fırsatlar firmalarımıza sunulacak ama bu fırsatlara erişim için fonlara da erişebilmek gerekiyor. Özellikle uluslararası fonlara erişim sürecinde firmaların kurumsal sürdürülebilirlik strateji belgelerinin, cinsiyet iştiği planlarının bulunması özellikle AB fonlarında e, firmaları öne çıkaran bazı enstrümanlar olarak bizim karşımıza çıkıyor bize bu program kapsamında danışman firma, firmalar bünyesinde belirlenen sürdürülebilirlik uzmanları ile birlikte firmalar özelinde bu belgelerin de hazırlanmasını sağlasın istiyoruz ki bu fonlara erişim sürecinde firmalarımız avantajlı konuma gelebilsinler. Tabii cinsiyet eşitliği planı özellikle AB fonlarına erişim için çok çok kıymetli diyoruz ama Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız kadın istihdam ve girişimciliğini 2024 yılı ve 2025 yılı için tema olarak belirledi. O yüzden ulusal konjonktürde de bizler için cinsiyet eşitliğine yönelik yapılan çalışmalar bu alanda yap bundan sonraki süreç için atılacak adımlarda en önemli tohumlar olarak karşımıza çıkıyor. Önceliklerden kısaca bahsettim. Şimdi bu öncelikler kapsamında yapılacak faaliyetler hakkında da sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. Birinci önceliğimiz kapsamında sağlanacak danışmanlık desteğiyle işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörü uygun gerçekleştirebilecekleri yeşil dönüşüm çalışmalarını tespit etmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda aslında danışman firma Yine sürdürülebilirlik uzmanı ile birlikte yapacağı çalışmalarla bir rapor sunacak firma özelinde o firmaya ilişkin. Ee, bu rapor çeşitli içeriklerden oluşuyor olacak. Birinci kısmı genel değerlendirme ve farkındalık. Yani firmaların yönetici kadrosunda e, özellikle AB'nin yeşil mutabakat hedefleri, yeşil mutabakat kapsamındaki ülkemizde ve AB'deki güncel gelişmeler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, finansal sürdürülebilirlik gibi konularda farkındalık yaratacak, sektörün ve işletmesinin potansiyelini arttıracak nitelikte genel bir bilgilendirme kısmı olacak. Ardından yine ilgili firmanın sektöründeki kaynak verimliliği uygulamaları, iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bir kısmı olacak bu çalışmanın. Ee, ve tabii ki e, bilindiği üzere yeşil mutabakat kapsamında sınırda karbon düzenleme mekanizması nedeniyle ihracat alanında büyük önem arz eden karbon ayak izi ölçümleri firma bazlı olarak çalışma kapsamında yapılacak ve bu ölçümlerin e, yorumlanması, değerlendirilmesi de rapor içerisinde yer alacak. Buraya kadarlı kısmı aslında mevcut durumun tespitine yönelik çalışmalardı danışman firma e, tespit kısmı biliyorsunuz her e, teknik personel tarafından yapılabilecek e, hususlar. Buradan sonrası ise önerileri de içeren kısım. Biz firma bazlı danışman firmalardan kısa vade, orta ve uzun vadede hayata geçirilebilecek yeşil dönüşüm uygulamalarını da raporlamasını da istiyoruz. Kısa vadede e, yapılabilecek yeşil dönüşüm uygulamalarıyla kastettiğimiz firmaların kendi öz sermayeleriyle küçük dokunuşlarla e, yapabilecekleri aslında belki de hiç para harcamadan sadece farkındalıklarını arttırarak dış bir gözün incelemeleri sonucu yapacağı önerileri dikkate alarak yapabilecekleri değişiklikleri kastediyoruz. Bunlar bizim için çok çok kıymetli elbette ki zaten bu muhtemelen programın uygulanma sürecinde fark edebileceğimiz güzel değişikliklere sebebiyet verecek. İşte bunlar yenilenebilir enerji ile ilgili olabilir, yılın dönüşüm kaynak verimliliği ve benzeri birçok konuyla ilgili e, firma bazı yapılacak öneriler olabilir. Orta ve uzun vadede yapılacak yeşil dönüşüm uygulamaları ise özellikle bölgesel, ulusal veya uluslararası fonlar ile e, desteklenmek suretiyle firma nezdinde çok kıymetli, çok önemli dokunulması gereken noktaların belirlendiği ve asgari her firma için iki proje önerisi olarak bizlerin danışman firma ile paylaşacağı formatta sunulacak öneriler olacak bunlar. Her firma özelinde proje önerilerinin bütçelerinin belirlenmesini içeren şekilde öneriler yer alacak bu rapor fırsat raporu içerisinde burası da zaten e, sürdürülebilirlik uzmanının e, programın bundan sonraki aşamasında e, atacağı adımları da belirleyen en önemli nokta olacak. E, i̇kinci önceliğimiz ise her firmada dediğim gibi yeşil dönüşümün sürdürülebilir kılınabilmesi için. Bir, her firmada bir sürdürülebilirlik uzmanı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu uzman projenin belki mi konumundaki kişi olarak değerlendirilebilir açıkçası. Çünkü bu personel aynı zamanda faaliyetlerin koordinatörü olarak görev yapacak. Bu ee, bu programda birazdan başvuru koşulları ve e, başvurunun uygunluğu ile ilgili kriterlerde de detaylarına gireceğim ama öncelik ikiyi anlatırken çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şirkete e, işletmeye vakıf biri olması bizim için çok önemli. Yani asgari bir yıldır o işletme bünyesinde çalışan biri olmasını tercihen e, önermenizi bekliyoruz sizlerden. Ve bu kişi program kapsamında ciddi bir eğitim sürecine dahil olacak ve danışman firmayla birlikte çalışacak. Aslında eğitim sadece teorik eğitim gibi olmayacak. Öğren dönüş metodu gibi değerlendirebilirsiniz. Teoride öğrendiklerini danışman firmayla birlikte yapacağı uygulamalarla pekiştirip Bundan sonraki süreç için e, danışman firmalarla işletmeniz bünyesinde aynı dilde konuşan bir uzman yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu uzmanın tabii mümkün e, mertebe e, iyi derecede İngilizce bilmesini bekliyoruz. İngilizce bilmesini zaten bekliyoruz. İyi derecede olması bizlerin daha e, büyük e, tercihi olacaktır. Çünkü amacımız uluslararası fonlardan da bu yeşil ile ilgili firmanız bünyesinde geliştirecek projelere fon alabilmek olduğu için bu personelin uluslararası platformlarda yayınlanan çağrıları takip edebilmesi, buna uygun proje geliştirebilmesi adına dil bilgisi bizler için önemli bir kriter olacak. Ee, ...hazır yeri gelmişken... ...şundan da bahsetmek isterim. Yoğun bir eğitime danışmanlık süreci... ...olacağını düşünüyoruz firma bünyesinde. Ee, öyle bir planlama yaptık. Ee, Çağrı'ya... ...2 Eylül itibarıyla çıktık. Ee, Ekim ayının sonuna kadar başvuruları aldık. Değerlendirme süreci falan. Onlardan birazdan bahsedeceğim ama... ...2025 yılı içerisinde zaten 12 aylık... ...bir uygulama dönemi olacak bu eğitime... ...danışmanlık desteğinin. 2025 yılı içerisinde önce bir teorik eğitim... ...ardından... E Eğitim faaliyetiyle çevrim içi veya fiziki eğitim faaliyetiyle birlikte devam eden bir danışmanlık süreci bütün yıla sari olarak uygulanacak. O yüzden bu sürdürülebilirlik uzmanlarının bu süreç için iş yüklerinin uygun bir şekilde belirlenmesi, bu e, projenin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için çok çok kıymetli bir e, bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Burada verilecek olan eğitimler... E, çok özür dilerim. Çevrim içi eğitimler e, olacak. Ajans tarafından birçok uluslararası platformda yayınlanmış eğitimler var. Biz bunları... E... Belirledik Rehberimizde de detaylarına yer verildiği için çok e, girmemeye çalışıyorum detaylarına. Ajansımız tarafından verilecek veya ajansımızın uygun gördüğü e, işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek eğitimler olacağı gibi yine sürdürülebilirliğin e, derinliklerine inmemizi sağlayacak danışman firma tarafından verilecek eğitimleri de içeriyor olacak. E, üçüncü ve son önceliğimiz ise Eee cinsiyet eşitliği planı ve kurumsal sürdürülebilirlik strateji belgesinin hazırlanmasına yönelik önceliğimiz. Burada danışman firma yine bu iki belgeyi hazırlıyor olacak. Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanacak. Cinsiyet eşitliği eylem planı ancak tabii ki firmaların e, bünyesindeki sürdürülebilirlik uzmanlarıyla işbirliği yapılarak hazırlanacak. E, az evvel de bahsetmiştim bu belgelerin hazırlanmasında asıl amaç e, AB fonlarından yararlanma sürecini kolaylaştırabilmek. An itibariyle özel sektörde e, AB fonlarına başvururken cinsiyet eşitliği planı zorunlu bir belge değil ancak bundan sonraki süreçte bunların e, sizler için de zorunlu hale geleceğini düşünüyoruz. Çünkü kamu tarafında veya STK'larda e, ...zorunlu belgeler olarak an itibariyle listeleniyor. Bir de tabii ki firmaların kurumsal kimliklerinin iyileştirilmesi... ...sürdürülebilirliğin aynı zamanda çevresel, sosyal ve... E uzun vadeli bir yapı, oluştuğu, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle birlikte değerlendirilmesi gerektiği, yani e, firmamızın çatısına gez yaptık, biz yeşil dönüştük ve sürdürülebilirliğe hizmet ettik demenin dışında, firmamızın kurumsal kimliğinin de sürdürülebilirliğini sağlanması adına, kurumsal sürdürülebilirlik strateji belgeleri de yine firmalarımız için kıymetli enstrümanlar olarak karşımıza çıkıyor olacak. E, ve bu program kapsamında bu belgenin de hazırlanmasını bekliyoruz. Şimdi başvuru koşullarından kısaca bahsetmek istiyorum. Bu arada sorularınız varsa mutlaka chat bölümünden aktarıyorsunuzdur. Arkadaşlarım onu sunumu sonrasında benim için derleyecekler. Ee, sunum sonrasında soru cevap kısmını chatten devam ettireceğiz ama el kaldırma yöntemiyle de ilerleriz. Hiç sıkıntı değil. Ee, bu programın başvuru sahibi biliyorsunuz genel olarak büyük ölçekli firmalarımız bize hep isyan ediyorlar. Hiç mi e, kobi olmayana destek yok diye. Bu program küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük ölçekli firmalarımız için uygun başvuru sahibi olunabilecek bir program. Yani eee aslında bakarsanız bu kez en küçükler uygun başvuru sahibi değil. Yani mikro işletmeler 10 çalışandan az 5, 50 milyon TL'nin altında cirosu olan firmalarımız bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değiller ama küçük, orta ve büyük ölçekli firmalarımız bu program kapsamında uygun başvuru sahibi olarak değerlendiriliyorlar. Bu programa her firma sadece bir projeyle başvuruda bulunabiliyor ve program kapsamında ortak veya iştirakçi maalesef e, uygun görülmüyor. Yani her firma programdan bireysel bir şekilde faydalanacak gibi değerlendirebilirsiniz. Tek dönemlik bir çağrı olarak kurguladık. Zaten yeterince başvuru alacağımızı düşünüyoruz. Bu tip bir uygulama olacak. Çok fazla firmaya küçük miktarlarda destek vermek yerine bir firmaya ciddi şekilde dokunabilmek istediğimiz bir çağrı bu. Ee, o yüzden 2 Eylül itibariyle ilan ettik. 31 Ekim 2024 Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı kay sistemimiz üzerinden almayı bekliyoruz. Nedir kay sistemi? Ee, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemimiz EDL şifreniz ile firmanız adına yetkilendirilerek bu sistem üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Bununla ilgili daha evvel ajansımızın internet sitesinde YouTube kanalında kays girişlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin detaylı eğitim videoları var. Bunları mutlaka inceleyin. Rehberi inceledikten sonra rehberimizde de kays girişi ile ilgili bir bilgilendirme kısmı var. Ee, eğitim toplantısı olmadığı için ben bu alanda ciddi detay vermeyi e, öngörmedim. Ama ee, şunu da hatırlatayım. Ben Manisa Yatırım Destek Ofisi'ndeyim. Arkadaşlarımla birlikte etkin bir şekilde burada ajansımızı temsil etmeye çalışıyoruz. Bu alanla ilgili olan herhangi bir sorunuz için randevu oluşturarak e, elimizden geldiğince sizlere destek olmaya hazırız. Siz yeter ki e, bu programdan faydalanmaya hevesli olun. E, 31 Ekim 2024 tarihine kadar başvurularımızı Kay sistemi üzerinden online olarak alacağız. Herhangi bir ıslak imzalı evrak sizlerden bu süreçte talep etmeyeceğiz. Kay sistemi üzerinden başvurunuzu tamamladıktan sonra sistem size bir taahhütname oluşturacak. Sizlerden istediğimiz tek ıslak imzalı evrak bu taahhütname. Bu taahhütnamenin çıktısını alıp firma yetkilinize imza sirkülerinde belirtilen firmayı temsil ve imzama yetkili olan kişi tarafından imzalatılıp 7 Kasım 2024 tarihine kadar, mesai bitimine kadar bizlere teslim etmenizi bekliyor olacağız. Elden getirebilirsiniz, kargoyla yönlendirebilirsiniz. Sizlerden istediğimiz, projenizin baş, başarılı olduğu sizlere beyan edilene kadar ki süreçte tek ıslak imzalı evrak bu taahhütname olacak. Dediğim gibi bu süreçte her zaman soru ve sorunlarınız için sizlerle irtibat halinde olabiliriz. Başvuru sahibiyle ilgili olan kriterlerimizden bahsettik. Neydi? Manisa'da kayıtlı bir bir firma olacak ya da yasal şubesi Manisa'da kayıtlı olacak. Ee, mikro işletme olmayacak. Küçük, orta veya büyük ölçekli işletme olabilir. Bu işletmenin e, ölçeği aslına bakarsanız birazdan bahsedeceğim. Değerlendirme kriterlerinde e, bir enstrüman olarak karşınıza çıkıyor olacak. bu e, Başvuru sahibi olmanız için bunlar yeterli. Kar amacı güden özel sektör de faaliyet gösteren, sanayi alanında faaliyet gösteren bir firma olmanız bizim için uygun. Bir de firmanızdan bir sürdürülebilirlik uzmanı, en az bir sürdürülebilirlik uzmanı belirlemenizi bekliyoruz. E, bu da eğer ki işletmeniz büyük ölçekli ise asgari bir iki Kişiye kadar belirleyebileceğiniz bir sürdürülebilirlik uzmanı olacak. Ama küçük ve orta ölçekli işletmelerden bir sürdürülebilirlik uzmanını belirlemesini istiyor olacağız. Ee, az evvel de bahsettiğim gibi aslında bu uzman faaliyetlerin koordinasyonunda görevli olacak. Ve en az bir yıldır başvuru sahibi bünyesinde çalışıyor olan İngilizce bilen bir uzman olmasını bekliyoruz. Bununla ilgili zaten e, talep formunda yani teknik desteğin talep formunda... E, yer alan destekleyici belgeler ile e, çeşitli e, destekleyici dokümanlarla kanıtlayıcı dokümanlarla bunu bize göstermenizi bekliyoruz. Yine burada çok çok önemli bir unsur. Çünkü bu az evvel de demiştim sürdürülebilirlik uzmanı bu programın aslında belki miyim. Bu uzmanın eğitimlere program kapsamında verilecek eğitimlere fiziki olarak ya da çevrim içi katılım sağlaması gerekmekte. O yüzden faaliyetin başarılı sayılabilmesi için bu uzmanın bu eğitimlere eksiksiz katılım sağlaması ve etkin bir şekilde faaliyetleri koordine ediyor olması bekleniyor sizlerden o yüzden doğru bir sürdürülebilirlik uzmanının belirlenmesi faydalı olacak. Tabii e, bazı koşullar e, sizler tarafından an itibariyle öngörülmüyor olabilir. Hani e, uygulama aşamasında sürdürülebilirlik uzmanının değişimi vesaire gibi hususlar değerlendirilebilir tabii ki uygulamanın hangi aşamasında olduğumuz ile birebir ilgili olan bir unsur olduğu için onu e, uygulama aşamasında değerlendirmekte fayda var. Ee, başvurularınızı 31 Ekim 23.59'a kadar yaptınız. Sağ bize teslim ettiniz. Şimdi bu yapmış olduğunuz başvuruları ne şekilde değerlendireceğiz? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Ee, değerlendirme aşaması iki aşamalı. Tüm teknik desteklerde olduğu gibi bir ön inceleme aşaması var. Bir de teknik ve mali değerlendirme kısmı var. Ön inceleme aşaması ajans tarafından oluşturulan bir e, komisyon tarafından gerçekleştiriliyor ve projenizin içeriğine girmeksizin sadece teknik unsurlar üzerinden yapılan bir inceleme. Bu ne demek? Çok özür dilerim. Bu ne demek? Az evvel bahsetmiştim. Projenin uygulama süresi, programın uygulama süresi 12 ay, siz 13 ay yazdınız. Projeniz incelenmeden e, elenmek durumunda kalıyor. Ya da projenize bir ortak yazdınız. E, bu proje incelenmeden elenmek durumunda kalıyor. Çünkü sadece başvuru sahibinin olduğu bir program bu. E, gibi e, projenizin içeriğine geçmeden yapmış olduğumuz bir inceleme, e, teknik bir inceleme. E, ardından ön incelemeyi geçti, geçen projeler için teknik ve mali bir değerlendirme gerçekleştiriliyor. Dört ana başlık üzerinden. E, projemizin e, az evvel bahsettiğim üç öncelikle de doğrudan ilgili olması gerekiyor. E, 100 üzerinden 65 puan almanız, Aynı zamanda ilgili kriterinin sağlamış olduğu 30 puan üzerinden de asgari 20 puan almanız projenizin başarılı olması için gerekli e, asgari puanlar az evvel bahsedeceğim neden e, birazdan bahsedeceğim neden asgari dediğimden. Şöyle e, projenizin bu üç öncelikle ilgili olması gerekiyor ve ilgililik başlığından 20 puan almanız gerekiyor. E, 20 65 puan alan 20 tane projemiz oldu. Her proje içinde belirli bir destek e, limitimiz var. Üreten şeyler programının usul ve esaslarında yer alan firma bazı destek miktarı doğrultusunda. Ve bizim de az evvel bahsetmiştik biz bir proje yazdık. Bakanlık bize 6.2 milyon verdi. Biz şimdi bunu sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ve bu 6.2 milyon... 10. projede bitti diyelim. 11. proje 65 puanın üzerinde almış olsa da maalesef destek kapsamında e, başarılı bir proje olarak değerlendirilmeyecek. E, bu yüzden e, bizim için e, şey çok önemli. E, burada başarılı pro programlar arasında yer alıyor olmanız önemli. Şimdi şeyden bahsedeceğim. Avantaj puan kriterimizden. E, Katma değer başlığı ile birlikte değerlendirebilirsiniz. Az evvel bahsetmiştik. E, firmanızın ölçeği çok çok önemli. İhracatçı bir firma olmuş olmanız çok çok önemli. Bunlar sizin bu program kapsamında avantaj puanı almanızı sağlayacak unsurlar. Sürdürülebilirlik uzmanı olarak belirlediğiniz kişinin eğitim durumu. Cinsiyeti çünkü az evvel de bahsettim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Kadın istihdam ve Kadın Girişimciliği Yılı 2024 ve 2025 yılları genç bir kişinin sürdürülebilirlik uzmanı olarak belirlenmiş olması, firmanızın faaliyet gösterdiği sektörün bizim desteklediğimiz sektörler arasında Manisa ili için öncelikli sektörler arasında yer alıyor olması, ihracat yapıyor olmanız, ee, bizim için avantaj puan alacağınız unsurlar arasında yer alıyor. Tabii ki bunların hiçbiri olmuyorsa da bunların detayları e, rehberimizde var. Ee, avantaj puan işte büyük ölçekli firmada şöyle, orta ölçekli firmada böyle gibi değerlendirilebilir. Ee, o yüzden... E, bu detaylara e, rehberden size de erişim sağlayabilirsiniz. E, bunların üzerinden geçeceğiz. Burada 90 olduğunu ben de fark ettim Yusuf Bey. E, birazdan geçeceğim. Bu kat e, avantaj puanlarla ilgili bir husus yine rehberden de kontrolünü sağlayabiliriz. E, evet e, Mustafa Bey zaten çarpan etkisi sehven 10 kalmış. 20 olması gerekiyor diye e, ekledi. E, özür diyorum sunumdan kaynaklı bir hata bu. E, 100 puan üzerinden değerlendireceksiniz o konuda netiz 10 değil 20 olacak sürdürülebilirlik ve çarpan etkisi başlığı. E, katma değer yaratan unsurlarda az evvel bahsettiğim avantaj puanları alacağınız başlıklar, ihracatçı olmanız, sürdürülebilirlik uzmanının nitelikleri, eğitim durumu, cinsiyeti, genç olması gibi, e, firmanızın ölçeği, firmanızın faaliyet alanı gibi unsurlar e, bu bağlamda detaylarını yine dediğim gibi rehberden inceleme şansına sahipsiniz. Ön inceleme teknik ve mali değerlendirme sonrası genel sekreterlik makamı onayıyla projeniz başarılı projeler listesinde yer alabilecek. Sunumum bu şekilde sonlanıyor. Ancak ben az evvel de bahsettim rehber bizim için çok çok kıymetli. Ajansımızın internet sitesinden erişim sağlayabiliyorsunuz dedim. Şimdi sizlerim Laheferimizi e, ajansımızın internet sitesinden açarak göstermeye çalışacağım. Buradaki paylaşım kaydı kapattık. Bir saniyenizi alacağım. Şu an ekranım görünüyor sanırım değil mi? Herhangi bir problem yok. Ajansımızın internet sitesi e, bizim paydaş veri tabanımıza kayıtlı değilseniz... ...mutlaka paydaş veri tabanımıza da kaydolun ve diğer çağrılarımızdan da... ...bu e, vasıtayla hızlıca haberdar olabilirsiniz. E, Manisa İmalat Sanayi'nde Yeşil Dönüşüm Üreten Şeyler Teknik Destek Programı. Gördüğünüz gibi e, burada programa ilişkin bir özet bilgi var. Amacımız, önceliklerimiz bütçe, faaliyetler, başvuru takvimi ile ilgili bilgiler var. Az evvel kayıt için sizlerden onay aldığım şekilde bilgilendirme toplantısının kaydını da yine ajansımızın YouTube sitesinde paylaşıyor olacağız. Program tanıtımına ilişkin bilgilerden başka dökümanlar kısmında rehberimiz ve bu rehberin ekleri yer almakta. Şuradan tıklayarak bu rehberi indirebilirsiniz. Benim masa üstümde zaten vardı. Hemen onu da açayım size. Görünüyor mu rehber an itibarıyla görünmüyor olabilir. Şu anda şeyi görebildik. Zip, ...zip dosyasını görebildik. Pardon, şöyle açayım. Ee, bahsettiğim, sunumun başından beri bahsettiğim rehber bu şekilde. Son derece detaylı bir şekilde hazırlandı. Erce Bey bu anlamda e, teşekkürlerimizi sunuyorum her zamanki gibi. E, olabildiğince detaylı bir şekilde hazırlanmış bir rehberimiz var. Ve bu rehberinde aslına bakarsanız... E, En önemli kısmı olan ekleri yine e, sizlerle paylaşılmak üzere yer alıyor. Ek 2 olarak nitelendirdiğimiz, hemen onu da paylaşacağım. Size şu an göremediğinizin farkındayım. E, ek 2 olarak nitelendirdiğimiz, sizin başvuru yaparken kay sistemi üzerinden dolduracağınız döküman bu şekilde e, talep formu olarak geçiyor. Çok uzun bir doküman değil bu arada. Proje program diye bahsediyoruz ama teknik destek daha evvelki süreçte başvuran firmalarımız bilirler kamuya daha yaygın bir şekilde ilan ettiğimiz bir programda Normal bir teknik destek programından farklı bir başvuru formu yok. Olabildiğince kısa bir doküman sizden bekliyoruz. Amaç zaten belli. Zaten programın erişmeyi planladığı hedefler çok çok net. E, bu Dökümanı sizlerden istirhamımız kay sistemi üzerinden doğrudan doldurabilirsiniz elbette ki ama e, size kay sistemiyle birebir uyumlu hangi alana hangi bilgileri gireceğinizi şöyle kırmızı e, açıklama notlarıyla aktardığımız bir döküman bu Word dökümanı. Buradan doldurup Dilerseniz kopyalama yöntemiyle kaysa aktarabilirsiniz. Böylece herhangi bir alanı atlamadığınızdan emin olursunuz hangi alanda ne istediğinizi çünkü biz burada detaylı bir şekilde e, nereden bulacağımıza kadar aktarmaya çalıştık. Bu doküman sizler için ana başvuru dokümanı gibi değerlendirilebilir. Bir diğer e, dökümanımızı göstereceğim. Yine çok çok önemli. Destekleyici belge bir olarak geçiyor. Yine çok rahat erişim sağlayabileceğiniz kafanıza takıldıkça bizlerle irtibata geçebileceğinizi bilerek yüzeysel bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Destekleyici belge bir e, başvuru sahibinin uygunluğunu netleştirirken e, detaylı bilgi almaya çalıştığımız, işletmenizi daha yakından tanımaya çalıştığımız e, Yine sürdürülebilirlik uzmanınızı da daha net anlamaya çalıştığımız bir döküman. Bunu da yine destekleyici belgeleriyle, kanıtlayıcı dokümanlarıyla birlikte onları da destekleyici belge olarak projenize ekleyebilecek durumdasınız. Doldurmanızı bekliyoruz. Bunun dışında E, işletmenizi tanımamıza yönelik bazı belgeler var. Destekleyici belgeler iki listesinde yer alıyor. E, siz bunları zaten detaylıca incelersiniz. Ben hani e, çok fazla uzatmak istemiyorum. İşte imza sirkülerinizi bizimle paylaşın ki e, projeyi imzalayan e, kişinin taahhütnameyi imzalayan kişinin doğru kişi olduğunu biz bilelim. Bundan sonraki sözleşme aşamasında kontrollerimizi rahatlıkla sağlayabilelim gibi ee, daha fazla buradan devam etmek istemiyorum sizler zaten incelersiniz ajansımızın internet sitesine girin başka şeyleri de bu esnada fark edebilirsiniz beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ee... Cansu Hanım ben bir iki eklemede yapayım soruları da takip ediyorum güzel sorular da var bunların hepsini cevaplayacağız inşallah birebir zaten firma isimlerini almamızdaki sebeplerden bir tanesi toydu Şimdi burada tabii biz yüzde yüz hibe ibaresini kullandık ancak buradaki hibe şu şekilde anlaşılmasın lütfen zaten yani yanlış kullanıldı bu tabir hibe dediğimiz zaman size aktaracağımız bir para gibi anlaşılabilir burada size aktaracağımız bir para değil eğitim ve danışmanlık hizmetleri kapsamında masrafların ajans tarafından karşılanacağı bir destek mekanizması bu. Ee, bununla ilgili isterseniz e, ben e, program yönetim birim başkanımız e, Erce Bey'e de e, bir e, kısa bir süre tanımak istiyorum. E, Erce Bey müsait misiniz? Ee, müsait sen misin? yazık ee, isterseniz İsterseniz eksik kalan noktalar varsa tamamlamak isterseniz sizde. Yani ee, aslında Cansu Hanım e, baştan sona çok güzel anlattı. Eksik kalan bir nokta yok. Sadece belki benim Perspektifim açısından, benim açımdan neden bu program önemli? Ben şöyle düşünürdüm bir özel sektör firması olsam. Hani e, bu programda doğrudan bir e, genel sekreterin bahsettiği, Cansu bahsettiği gibi bir makine almanıza yönelik vesaire yönelik sizlere bir e, parasal destek sağlamayacağız. Ancak bu programın içeriğinde oluşan bütün e, o kurguyu işte yeşil dönüşümdür, sürdürülebilir uzmanı yetiştirmedir, sizleri AB projelerine, dış fonlara yönelik daha iyi bir şekilde hazırlamaktır ve onlarla tanışık hale getirmektir gibi unsurlar için bu kapsamda gerçekleştirecek tüm masrafları biz karşılayacağız. Aslında diğer teknik destek programlarından tabii özel sektöre çok açık değildi bu zamana kadar. Daha çok kamuda eee orada şöyle oluyordu. Birkaç farklı öncelik oluyordu. Herkes farklı önceliklere, farklı eğitimlere başvuruyordu. Ee, bu program onun gibi program değil. Yapılandırılmış bir program. Ne demek? Aslında siz bu yapılandırılmış şeyde ya ben şunu yapmak istiyorum, ben şunları uygulamak istiyorum gibi bir seçimden ziyade bu program bütününe ya katılıyorsunuz ya katılmıyorsunuz. Yani başvurduğunuz anda itibaren bu rehberde bahsedilen her unsuru e, kabul etmiş ve her unsura katılacağım e, demiş oluyorsunuz. Ben sadece şu eğitimleri alacağım, şundan yararlanacağım gibi bir opsiyonunuz e, olmayacak. E, bütünleşik e, danışmanlık programı. Ee, henüz yani Can Hanım açıklamadığı için e, benim de açıklamam doğru olmaz ama hani Türkiye'de bu eğitimi alabileceğiz, bu danışmanı alabileceğiz en iyi e, kurumlardan muhtemelen e, bu şey sağlanacaktır. Hani bu aslında e, AB işlerini bilenler biraz daha şey bilir e, ya da biraz daha 2010 senesine dönelim. İşte ajansımız o zamandan bu zamana ciddi hibeler dağıttı vesaire ama ya bundan hepsini toplasanız etseniz ee, belki bir e, Horizon projesinden alınan işte büyük firmaların Horizon projesinden aldığı hibe'nin e, yanına bile yaklaşamayacaktır. Aslında bizim de biraz niyetimiz Manisa gibi e, özellikle sizler gibi işte kaliteli e, belli e, aşamaları geçmiş firmalarımızı artık bir level daha atlatıp e, özellikle yeşil dönüşüm alanında bu AB projelerinden başta ortak olmak üzere daha sonrasında ise inşallah koordinatör olarak daha iyi bir şekilde yararlanabilirim. Bunu neden söylüyorum? Ya bizim desteklerimizde en fazla alınabilecek şey makine ekipman olabiliyor. Biz çoğu zaman personel giderlerini bile karşılamazken AB desteklerinin birçoğunda zaten sizin hala hazırda çalışan personelinizin maaşının bir kısmını sanki projede çalışıyormuş gibi yani sanki demeyeyim de projede çalışıyormuş gibi gösterip oradan finanse etmeniz mümkün ve birçok belki teknoloji firması ya da işte üretim firması vesaire AB içerisinde bu desteklerle aslında e, çok ciddi bir gelir kaynağı e, üretiyor kendisine. Bence Manisa içinde de bunun e, yani Manisa'da bunu yapan firmalar var ama e, en azından genele yaymak için zamanı geldi. E, umut ediyorum ki bu program e, buna vesile olacaktır diye düşünüyorum. Ben paylaşmak ist istediklerim bu kadar. E, sayın Galatasaray Can Galatasaray mağazanızda sağlık Teşekkürler. Evet. Evet. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, Cansu Hanım dört tane soru gözüküyor aslında burada. Ee, hani Aynı soruyu başkaları da sor sormak istemiş olabilir. Ee, burada cevaplamakta fayda var mıdır yoksa e, dönüş mü yapalım, nasıl yapalım? Nasıl bir... Öyle sayın genel sekreterim ben hani hızlıca e, sizin de vurguladığınız hususa değineyim ardından e, birkaç tane soru var bunları cevaplayabiliriz ama ona geçmeden önce yine ajansımızın internet sitesinde bizlere yöneltilen soruların e, herkesin aklına gelebilecek sorular olabileceğini öngörerek sıkça sorulan sorular kısmından e, rehber kapsamında gelebilecek soruları biz yanıtlayıp sizlere yayınlayacağız. Bir firmanın aklına gelip diğer firmanın sor, e, incelemek isteyebileceği sorular olabilir. Burada e, danışman olarak bahsettiğimiz firmalar hangi firmalardır? Danışmanı katılımcı firmalar mı seçiyor yoksa sistem otomatik olarak mı atama yapıyor diye bir soru gelmiş. Şöyle sizlerden e, fiyat teklifi almanızı e, Bekliyoruz ama zorunlu bir enstrüman değil bizim için. Burada biz toplu bir satın alım gerçekleştireceğiz. Erce Bey'in de az evvel bahsettiği gibi gerçekten ülkede yeşil dönüşüm ile ilgili kritik noktada olan paydaşlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çünkü eğitimler toplu bir şekilde verilecek ve aynı danışman firma tarafından ya da bir kurum diyeyim danışmanlık hizmetleri firma bazlı bireyselde verilecek. Ama on farklı firmaysa ya da 15 farklı firmaysa e, bunun hepsinin satın alımını doğrudan biz gerçekleştireceğiz. Sizin hesaplarınızda herhangi bir gelir aktarılmayacak. Bu da hani aslına bakarsanız e, sizler için avantajlı bir durum vergisel anlamda. Biz burada danışma firmayla e, yapacağımız bir satın alma sözleşmesi ve onlara yapacağımız doğrudan bir ödeme olacak. Siz buradan sadece faydalanıcı olarak e, destek alacaksınız. Yani yararlanıcı sizsiniz, ödemeyi onlara yapacağız. Hesabınızda herhangi bir nakit girdisi olmayacak. Satın alımları da toplu bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Bir soru normal Holding'de Elif Hanım'dan gelmiş. Holding olarak çalışan firmalarda Manisa'da 3 tesis varsa 3 firma için ayrı ayrı mı başvuru yapılması gerekecek? Evet maalesef hani uygun başvuru sahibi tüzel kişiliğin kendisi olacak ve firma bazlı bir destek mekanizması olduğu için her firma için ayrı ayrı başvuruda bulunulması önemli ama uygulama sürecinde yine danışman firmayla görüşmelerinizi gerçekleştirerek hani belki esneme modeli izlenebilir. Çünkü birbirinden çok bağımsız işletmeler olmadığını biliyorum. Normu daha evvel birkaç kez e, ziyaret ettiğimiz için. E, firma için proje üst bütçesi ne kadar diye sonu, e, bir sorumuz var e, Yusuf Can Bey'den. E, şöyle firma bazlı e, üst limit usul, üreten şeyler usul ve esaslar çerçevesinde belirlenmiş durumda ama biz e, toplu bir satın alım gerçekleştireceğimiz için eee 600 bin lira bandında gibi değerlendirebilirsiniz siz şu anda ama biz e, olabildiğince etkin bir satın alım yapmayı hedefliyoruz diyeyim Yusuf Can Bey. E, danışman firma seçimi belirlenmesi ajans tarafından mı, yoksa firma tarafından mı olacak? E, ajans burada satın alımı gerçekleştirecek. Ajansın danışman danışma havuzunda yer alan firmalar arasından ama bu alanda gerçekten hani hem eğitimin içeriği Herhangi bir firma tarafından verilebilecek nitelikte belirlenmediği için hem de kapsamlı bir danışmanlık e, talep ettiğimiz için biz de e, en doğru adresten satın alımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Çok uzun zamandır uğraşıyoruz üzerinde inşallah e, herkesin memnun kalacağı ve bu kurulacak bağlantıyla bundan sonraki süreçlerde de çok daha iyi ilişkilerle bu, e, yürütebileceğiniz bir danışmanlık bağlantısı sizler için oluşturmaya çalışıyoruz. Gelişim dönüşümle ilgili faydalandığımız başka bir destek varsa farklı bir projeyle buradan destek alabiliyor muyuz diye sormuş Enver Bey Design Optimum firmasından. Elbette alabiliyorsunuz. Herhangi bir destekle sınırlandırılmış bir şartımız başvuru koşullarında yok. Benim atladığım başka bir soru var mı bilmiyorum. Ha, bir saniye. Firmada bir yılın üzerinde çalışan ancak bu arada giriş çıkış yapan kişiler sürdürülebilirlik uzmanı olarak seçilebilir mi? Ee, bununla ilgili bir değerlendirme yapalım istiyorum ee, toplam çalışma süresi bir yıl olarak mı değerlendirildi bir inceleyeyim buna e, ardından Halit Bey Uğur ondan sormuş ee, size birebir de geri dönüşte bulunayım şu an yanlış bir şey söylemek istemedim başka e, arkadaşım şu anda aktarıyor başka bir soru yok benim atladığım gibi görünüyor ama sizlerin sormak istediği e, eksik anlattığımı düşündüğünüz ya da e, ilave etmek istediğiniz bir husus varsa hem ekip arkadaşlarımdan destek alabilirim hem de sizlerin başka sorusu varsa seve seve yanıtlamak isterim. Bir sessizlik olduğuna göre sanırım yok Hayır, Genel Sekreterim. Evet, güzel bir sunumdu. Ağzına sağlık Cansu Hanım. Ee, e, sorular da cevaplandı. Tabii ki bahsettiğin gibi tekrar sorular gelebilir. Sıkça sorulan sorular kısmından e, göstermiş olduğunuz sayfada e, soruları takip edebilirler. Tabii benzer soru sorulmuş olabilir. Onun e, aynı soruyu e, orada görüp cevabına da bakabilirler. Tekrar sormamaları açısından hani mükerrer olmaması açısından söylüyorum bunu. Evet İnşallah güzel başvurular alırız ve güzel sonuçlar elde ederiz. Ve günceli ve gündemi takip eden ajansımızla bölgemizi rekabet açısından da işletmelerimizin. Çünkü bunları ne kadar erken sahip olabilirsek hem ulusal da hem uluslararası arenada o kadar rekabetçi hale geliriz. Tekrardan katılımlarınız için ben teşekkür ediyorum. Güzel başvurularınızı tekrar bekliyoruz diyorum. Buyurun Cansu Hanım kapanış yapabilirsiniz. Biz Manisa, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda birinci katta. Birçoğunuz zaten cep telefonunuza hakimsiniz. Buket Hanım, Mustafa Bey, şu an Ahmet Bey izinde ama Ahmet Bey e hep birlikte biz burada sizlere e teknik anlamda destek olmak için hazırız umarım hedefe ulaşan güzel bir program olur bu eğitimlere katılmak için ben de şu andan çok hevesliyim bir sürdürülebilirlik uzmanı olarak kendimizi bizler de yetiştirebilelim istiyoruz bu süreçte umarım sizler de bizler kadar ilgi gösterirsiniz herhangi bir sorunuz için bizlere erişim sağlamaktan lütfen çekinmeyin herhangi bir sorunuz yoksa da çayımızı kahvemizi içmeye ajansımız Mayıs'a yatırım destek ofisinde sizleri bekliyoruz çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için saygılar sunuyorum